işlendikten sonra şu desenden çok daha kaliteli böyle bir şey yapıyor. Meydana Kalkınma Ajansı'nın özellikle bölgemizdeki savunma sanayi şirketlerinin idari ve teknik olarak kapasitelerini geliştirilmesi manasında sağladığı teknik destekler ve danışmanlık hizmetler var. Bence bunlar en az mali destekler kadar önemli. Ama rakamsal bir veri vermemiz gerekirse şu güne kadar 40'ın üzerinde proje yaklaşık 215 milyon lira civarında 2024 rakamlarıyla ajans olarak destek sağladık. Şu ana kadar toplam verdiğimiz destek 200 milyon liranın üzerinde savunma sanayi firmalarına ve özellikle bu sağladığımız teknik destekler ve mali desteklerle birlikte bölgede yapılan teknik altyapı yatırımları, eğitim noktasında özellikle ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün sağlanması noktasında ihtiyaç duyulan eğitim altyapılarının kurulması ve az önce bahsettiğim Kalkınma Ajansı'nın ve ilgili kurumların verdiği mali destekler, teknik destekler ve danışmanlık hizmetleriyle bölgemizdeki savunma sanayi firmalar farklı bir boyuta geçti. Tarihsel sürece baktığımızda savunma sanayi aslında Konya için yeni bir alan değil. Osmanlı döneminde ve Kurtuluş Savaşı döneminde özellikle barut fabrikaları ve silah depolarıyla başlayan Konya'nın savunma sanayi süreci, serüveni 1914 yılında Huğlu'da başlayan av tüfeği üretimi, Beyşehir'in bir beldesi olan Huğlu beldemizde başlayan av tüfeği üretimiyle 110 yıl önce atılan bir temel üzerine kurgulanmış durumda. Ve özellikle Konya ilimiz bu alanda sektörel, tematik ve coğrafi bir uzmanlaşma ile Türkiye'nin ve dünyanın özellikle av tüfeği üretimi konusunda en bilinen illerinden, bölgelerinden birisi haline gelmiş durumda. Toplam Türkiye'de 822 adet av tüfeği, tabanca ve mühimmat üreticisi firma mevcut. Bu firmaların 517 adeti Konya ilimiz sınırları içerisinde faaliyetlerini göstermekte. 3 tane kurşunun üst üste geçmesidir. Amerika av tüfeği pazarının %15'i, av tüfeği ve tabanca pazarının %15'i Konya'dan ihraç edilen tabanca ve tüfeklerden oluşuyor. Türkiye'nin yıllık savunma sanayi ihracatı yaklaşık 5,5 milyar dolar mertebesinde. Bu 5,5 milyar dolarlık ihracatın geçtiğimiz yıl 141 milyon doları sadece Konya ilimizden. Ağırlıklı olarak Amerika olmak üzere çok sayıda ülkeye gidiyor. Tabii Güney Amerika, Avrupa pazarı, işte son dönemde özellikle Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri ve hatta Orta Asya'ya bile bölgemizden silah ihracatı gerçekleştirilmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii yerleşik bir kültürün yansıması olarak ateşli tabancalar ve ateşli tüfekler daha çok tercih edilirken Avrupa ülkelerinde bizden gönderilen havalı tüfekler ve havalı tabancalar daha öncelikli olarak tercih ediliyor. Pazar payı bulabiliyorlar. Bunlar havalı mı yoksa? Ortalama ihracatımızın %90 bandında, 90-95 bandında yurt dışına ihraç ediyoruz. Bunun da ağırlıklı kısmını, %80 kısmını Amerika'ya ihraç ediyoruz. Geri kalanında irili ufaklı Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 52 ülkeye ihracat yapıyoruz toplamda. Yıllık ne kadar ihracat hacminiz? Ortalama 16 milyon dolar bandında şu anda. Kaç kişi çalışıyor fabrikanızda? Fabrikamızda şu anda ortalama 200 kişi çalışıyor. Üretimimizin %100'ünü yerli olarak milli imkanlarla üretiyoruz ve üretimin tamamını, kritik operasyonlar dahil tamamını kendi fabrika bünyemizde üretiyoruz ve imal ediyoruz. Montaj aşamasını varıncaya kadar. Mesela nedir özelliği? Bolt 22 kalibre. Yivli grubumuz 22 kalibre. Bolt grubumuzu zaten 2023 yılında üretmeye başladık. 22 kalibre olarak bu arada üretmeye başladık. Yivsiz tüfek de av tüfeği olarak ürettiğimiz farklı modellerimiz, 3-4 tane farklı modelimiz var, ürün grubumuz var. Ve bunu da ağırlıklı Avrupa ve Amerika piyasasına ihraç ediyoruz. Yivli kısmını da savunma amaçlı değil, 20 kalibresi düşük olduğu için savunma amaçlı değil,
spor amaçlı, yurt dışında spor amaçlı kullanılıyor. Özellikle Amerika piyasasında. Zaten ağırlıklı av, şu anda... Anladım, kadar spor amaçlı derken. Av spor amaçlı diye geçiyor. Artı bir de eğitim amaçlı kendileri o şekilde kullanıyorlar yani, yurt dışında. Genellikle silahlarda yani havalı kısmını Avrupa'ya satıyorsunuz. Havalı tabanca kısmını. Kuru sıkı havalı grubunu Avrupa kısmında daha ağırlıklı gidiyor. İvli kısmında daha çok Amerika'da... İvli ve yer otomatik kısmı ağırlıklı. Yani Amerika'da yer otomatik kısmında tabii Amerika pazarı. Peki kaç iş silahınız var? Kuru sıkı da farklı varyasyonlar var. Onlarca farklı modelimiz var. Onlarca farklı modelimiz var. Havalı grubunda yine 2-3 farklı modelimiz var. Tabii bu model sadece ürettiğimiz model bağlamında değişiyor ama sahada da gördüğümüz üzere ürün varyantı noktasında, en alt bileşen noktasında baktığımız zaman binlerce ürün çeşidimiz var diyebiliriz. Amerika'da atıcılıkta ödül alan 2020 tarafta Volt grubu anlamında söylüyorum. Siyah ve Serapot modelleri ağırlıklı